Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Yine yepyeni bir gündem ile, yepyeni bir konu ile karşınızdayız. Evet, gündemimiz, konumuz ne? Aile destek parası zamanında yatsın, sabit olsun. Evet, en büyük problemlerden birisi bu esasında. Tabii biz buna zam olsunu da ekleyelim. Yani aile destek paketi parası zamlı olsun, zamanında yatsın ve sabit olsun. Her şeyden önce bugün Google trendlere de baktığımız zaman herkes aile destek parasının ne zaman yatacağını arıyor. Yani aile destek parası zamanında yatmadığı zaman sosyal yardım alanlar, işte bizim aile destek paramız yattı mı, yatmadı mı, kesildi mi, kesilmedi mi diye kaygılanıyor. Hele hele şu okul öncesi dönemlerde bile Allah muhafaza geçimini bu yönde geçindiren bir dünya aile var. Yani insan ister istemez, yani bir geçimi aile destek parasına bağlı olduğu zaman çok ciddi anlamda kaygılanıyor. Yani sosyal yardım alanlar haklı mı? Haklı. Zamanında yatsın. 8'inde yatacaksa 8'inde, 9'unda yatacaksa 9'unda, 10'unda yatacaksa 10'unda ve zamanında yatabilmesi için de aile destek paketi parası, engelli maaşı, evde bakım maaşları, yani bunlar artık sabit maaş olmalı. Avrupa'da da böyle bu. Yani sosyal yardımlar yatacak mı, yatmayacak mı, şu mu olacak, bu mu olacak, yani bunları artık aşmalıyız. Yani her ay işte aile destek paketi parası bu ay ne zaman yatacak? Tamam, şimdiye kadar hep 8'inde yattı neticede, ama muhtemelen yani bu ay 11 ile 15 arasında yatacak, ama bunlar olmamalı. Yani ondan dolayı bizler hele hele şu ekonomik pahalılıkta Almanya bile sosyal yardımlara zam yapmışken aile destek paketi parası şu ekonomik koşullarda zamlı olsun, zamanında yatsın ve sabit olsun diyoruz. Sabit olması esasında önümüzdeki çıkacak torba yasaya girer mi? Bence girer. Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş bence bu konuya el atmalı. Buradan da bakanımıza sesleniyoruz, Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Aile destek paketi parası zamlı olsun, zamanında yatsın ve sabit olsun.